Selamun aleyküm. Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bugün Eylül'le beraber cevizli, limonlu ve çikolatalı kek yapacağız. Ama Eylül yapacak. Şimdi Eylül şunları döv bakalım cevizleri güzelce hepsini. Koy içine. Aha Aysim'a da yapmak istiyor. Tamam sen de yaparsın. Evet arkadaşlar. Bunun için 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 limon rendesi, yarımını da suyunu sıkacağız. 3 su bardağı un, 1 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu, çikolata ve ceviz kullanacağız. Evet. Malzemelerimiz bunlar. İnşallah kabarır. Evet. Eylül cevizlerimizi şimdiden dövmeye başladı. Bakın arkadaşlar. Evet döv kızım, hepsini döv onları. Değerli arkadaşlar, Eylül güzelce cevizleri dövdü. Şimdi çikolata rendeleyeceğiz evde bulabilirsek. Çikolatamız da geldi. Annemiz buldu geldi bir adet. Rendemiz de hazır. Şimdi Eylül bunu en küçük bölmesiyle rendeleyecek. Mesela şuradan rendeleyeyim. Evet Eylül sen rendelemeye başla. Aç çikolatayı. Ha sen rendele. Bu arada ben videoyu durdurayım. Olur mu? Evet değerli arkadaşlar, Eylül güzelce bakın çikolataları rendeledi, yardım etti bana sağ olsun. Tamamını yapmadık, bizim hanımın midesine göre yaşadığımız için çikolatanın yarısını kullandık biz sadece burada. Şimdi yapım işlemine geçeceğiz birazdan. Önce 4 adet yumurtamızı şu kabımıza kıralım. Evet arkadaşlar, her zamanki benim telefon yine şu gördüğünüz ayaklıktan uçtu lavabonun içine. Sağlık olsun, hemen aldım sildim. Evet değerli arkadaşlar, şimdi 4 adet yumurtamızı Eylül katıyorum içine. Hadi kızım. Dökmeden güzelce 4'ünü de koy. Evet. Ondan sonra 1 bardak toz şekerimiz var. Onu da katıyoruz. Şimdi bunları çırp güzelce Eylül. Şunu. Hadi yavrum. Evet Eylül bunları çırpsın öncelikle. Güzelce karıştır kızım iyice. Aferin kızıma benim. Aşçı başı Eylül. Hadi bakalım. Evet. Yeterince karıştırdın kızım. Şimdi bir bardak sütü kat. Bir bardak sütümüzü de ilave ediyoruz. Dök kızım. Şimdi karıştırmaya devam et. Tamam. Aferin kızıma. Hızlı hızlı karıştır. Evet arkadaşlar. Eylül karıştırırken ben... Karıştır kızım sen. Bir bardak sıvı yağ. Şöyle kattım. Eylül karıştırmaya devam ediyor. Karıştı kızım güzelce. Ondan sonra bir yarım limonu sıktım ve limon rendeledim biraz. Limon kabuğu. Onu da katıyorum. Eylül devam et. Güzelce. Karıştırıyorum. Evet arkadaşlar bu aşamada 2 paket kabartma tozu, şöyle bir, yavaş yavaş karıştır kızım sen. Şöyle 2 paket kabartma tozu, 1 paket de şeker vanilyası katacağız. Şöyle güzelce, Eylül Hanım karıştırıyor. Karıştır yavrum, her tarafını unuttuk ama olacak bu kadar. Ondan sonra şöyle... Cevizlerimizi de katıyorum. Doğru. Karıştır kızım. Evet. Sonra çikolatalarımızı da rendelediğimiz. Valla 10 numara kek olacak Eylül ya. Değil mi kızım? İnşallah. Çikolatalı, evet. Limonlu, evet. Bir de cevizli kek. Aynen. Bu arada ben şu döktüğüm şeyi bir temizleyeyim hemen. Anneden fırça yemeyecek. Baba bir de şurada süt dökülmüş. Tamam onları ayarlarım. Sen karıştır. Evet. Eylül gel. Eylül hemen kaçtı gitti. Annesi çağırdı. Ben devraldım şöyle. Eylül gel. Evet. Şimdi Eylül gelsin. 3 bardak unumuz var. Elenmiş. Unumuzu katacağız. Eylül karıştırmaya devam edecek. Hadi Eylül sen yavaş yavaş karıştır bakayım. Ben un ilave edeceğim. Biraz köpürdü bir içinde. Köpürsün. Devam et sen. Bak şöyle bir kaşık yardımıyla dur. Yavaş. Şöyle kattım. Karıştır. Ben azar azar katacağım, sen karıştıracaksın.
Ha şöyle. Evet. Bak sağa sola fışkırtma. Güzelce karıştır. Heh. Aferin benim kızıma. Karıştır yavrum. Heh. İnşallah bu kek kabarır da annen yine bize posta koymaz. Kabarmazsa ne olur? Kabarır kabarır. Sen devam et. Sen güzel karıştırırsan kabarır. Oluyor arkadaşlar. Hamur mu yapıyorsun? Evet. Şimdi kek kalıbımızı da bulup onu da yağlayalım güzelce. Arkadaşlar hamur gibi oldu. Çok sert oldu. Olsun olsun. Devam et sen. Zaten öyle olacak. Hadi. Bak ben kaşık kaşık koyuyorum. Evet. Eylül biraz zorlanmaya başladı ama yapacak. Başka yolu yok. Ben ellemeyeceğim. Evet. Evet değerli arkadaşlar bakın. Bizim şey kırıldı. Çırpıcı. Yenisini alacağız. Ha. Hanım yenisini verdi. Tabii hanım geldi bir laf etti önce. Etrafı dedi berbat etmişsiniz. Bak ben aldım Eylül'den devir. Görüyor musunuz? Kek tam da böyle olacak bak işte. Kekin hamuru. Bak içinde ne ararsan var. Ekşi var, tatlı var. Ceviz var. Çikolata var. Çok güzel olacak, çok güzel. Ha bundan sonra kek işini de hanım bize gagalar. Oh. Ne güzel karalık olur ondan sonra. Yemek bende, kahve bende, kek bende. Eylül'de bende daha doğrusu. Hanım da yan gelir yatar işte. Yatar mısın hanım? Bundan sonra ev temizliğini de devralacağım. Ama devral saygım daha iyiydi. Ama sen beğenmiyorsun benim temizliği. Yani ne yapayım baksana bir kek yaptın bütün mutfak savaş alanı. O kadar olur canım. Olur işte hani yapsam mı hayırlı yapmasam mı hayırlı o kısmını çözemedim daha da. Yapsam daha hayırlı. Bak şimdi parmaklarınızı yiyeceksiniz. Bu kekten sürekli istersiniz. Bu da baba keki. Sıkılmış baba keki. Sıkılmış mı? Nasıl sıkılmış? Canı sıkılmış baba keki. Canavar gibi baba keki olacak bu. Babalar gibi kabaracak şimdi. Hindi gibi olacak yani. Aynen. Bak bak bak. Görüyor musun bak akışkanlığı? Bak. İşte bak tam da kıvam bu aradığımız. Evet değerli arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kek kalıbını iyice yağladım. Ve bunu güzelce şöyle un alıyorum bak. Yapışmasın diye şöyle her tarafına şöyle un atıyorum. Yoksa kek çıkarken paramparça çıkar. Şöyle yanlara da biraz attıralım şöyle. Evet. Fazlalığı unutmayalım değil mi yeter? Fazlasını silkelersiniz. Evet, doğru söylüyor. Şöyle. Aha şöyle yanlara at. Evet. Şöyle her tarafına gelsin. Heh. Fazlasını da dur. Şöyle. Evet değerli arkadaşlar. Buyurun. Kekimiz hazır. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle döküp fırına vereceğiz. Hadi bismillah. İnşallah kabarır. Çok güzel bir kek olur. Allah'ın izniyle. Şöyle güzelce her tarafına gelecek şekilde. Yani planlarıma göre bu kekin büyük konuşmayalım da kötü olma şansı yok. Gayet lezzetli, güzel. Çocuklar her zaman baba biz kek istiyoruz diyecekler. Ben de yapacağım. Aha, şöyle. Elimden gözüküyor mu bilmiyorum ama. Evet değerli arkadaşlar. Evet. Kekimiz bu şekilde. Şimdi daha önceden 180 derecede ısıtmış olduğum fırına bunu atıyorum. Ondan sonrası Allah kerim. İnşallah kabarır daha şöyle çıkar yukarıya. Hadi bismillah. Evet değerli arkadaşlar. Fırın yolculuğu başladı. Şöyle biraz daha geriye koyalım.
Ondan sonra kabarmasını bekleyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, büyük an geldi. Şimdi ilk defa kapağı açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın değerli arkadaşlar, kek nasıl güzel kabarmış ve sönmedi de. Şimdi bunu fırından çıkarıp bir kalıbından çıkaralım, bakalım bir nasıl olmuş. Şöyle bakın, görüyor musunuz? Evet arkadaşlar, bakın kekimi çıkardım. Şöyle bir borcam koydum. Bunun içine şimdi keki çıkaracağız. Evet arkadaşlar, şöyle kalıbımızı koyduk, bakalım çıkacak. Vallahi çıkıyor. Hiç sumu da çarpıştırmadım üzerine. Şöyle çeksem çıkacak tek koluna. Hanım bir yardım etse iyi olacak da, en azından şu kamerayı bir tutsanız. Şöyle siz tutun lütfen. Evet değerli arkadaşlar, bakın. Görüyor musunuz kek nasıl kabarmış? Hanım bıçağı kap gel. Bak. Görüyor musun? Bak pufuduk pufuduk. Ben dediğim gibi yaptım. Hayır zaten. Vallahi sen 2,5 bardak un koy dedin ya. Ben 3 bardak koydum. Ne çok ayetsiz sen ya. Senin dediğini yapsaydım zaten bu helak olurdu. Sen bir kahve et de çek. Sen gel de şunu bir kesek bir. Kahveler senden canım. Aa çok yoruldum. Sabah ben yaptım. Sabahtan beri cüzdünüz gibi. Tamam. Kahveler senden, kek benden. Bismillah'la kes. Kesilmiyor. Para mı verek ona bir de kesmek için? Harbiden nasıl olmuş? Aslansın sen ya. Aslanım tabii ya. Kes kes bir parça daha. Kes. Kimli misin? Nesin? Biraz bir kes diyeyim. Hayır, ben keki beceremediğim için bunu ben yiyeceğim. Bir tadına bak bakalım. Harbi güzel olmuş. Kim yaptı? Tabii ki Kureyş yaptı. Harbi güzel olmuş. Biz sana dedik yani, sen dediğin yapsaydık helak olurdu bu. 2,5 bardak un koy diyor. Bana sabotaj yapıyor. Tadacak mısın, sonra mı tadacaksın? Sonra tadacağım. Peki kahveyle tadacağız bunu. Aysin uyuyorken toparlamak lazım. Tamam. Tadımı birazdan yapacağız o zaman. Sonra görüşürüz. Değerli arkadaşlar, keki kestik. Aha, kek canavarı da geldi Aysin'e. Dur Aysin, anne tabağa koysun, öyle ye, tamam mı? Ne bu kızım? Kek. Adı ne bunun ki? Dur. Dur öyle dökülür. Annesi bu dayanamıyor. Keke saldırdı vallahi eliyle. Bak hiç sönmedi kek, görüyor musun? Baba demişim salladı. Nasıl salladın kızım? Kek salladı. Evet, sen kek seviyor musun? Ben. Ama bıçağı böyle bırakmayalım. Şunu alalım. Evet, tadım ekibi yerini aldı. Tadım ekipleri burada. Evet. Aysma ne yiyeceksin? Kek. Evet. Baba kekinden yiyecek. Bak, hiç de alma da yok Özlem Hanım. Görüyor musun keki? Şöyle bir yakın çekeyim. İçindeki cevizler ve çikolatalar. Aa. Görüyor musunuz? Al annem eleğini. Al elinden ye kızım. Isır ye. Oh, elhamdülillah. Bak Aysma nasıl götürdü keki hemen. Eylül sen de tat. Annen de tatsın. Bu da benimki. Şimdi bismillah deyip şöyle. Vallahi pamuk gibi ya. Baksana bak şunu. Görüyor musun ne kadar kokuluk? Harbiden güzel olmuş. Ben beğendim. Özlem Hanım da beğendi. Aysin'e kek güzel olmuş mu kızım? Olmaz. Eylül sen görüşlerini söyle. Beğenmedin mi? Ya beğenmediyse beğenmedim de kızım. Beğenmek zorunda değilsin. Neyi eksik olmuş? Çünkü ben Özlem'in yüzünü kek sevmiyorum. Ben beğendim. Ama çikolata da koyduk ona. Hayır. O ıslak kek istiyor senden. Ha ıslak kek. Bir dahakine ıslak kek yaparız. Ama lezzet olarak nasıl Özlem? Çok mu? Değil mi? Hı hı. Çok güzel olmuş. Tam puanında. Şurası güzel olmuş. Şu kenarları güzel olmuş. Evet. Evet değerli arkadaşlar, başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hani bir tane adam vardı ya, neydi onun adı? Radi abi vardı, izliyorduk ya. Eşoğlu beş kulaklar, niye izleyip abone olmuyorsunuz diyordu ya. Değil mi? Ya izliyorsunuz, abone olun. Bak yoksa Radi abiye size havale ederim ha.
Hadi bay bay. Hoşça kalın. Başka videoda görüşmek üzere.